Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere oluşturmuş olduğumuz pivot tablolarda şu şekilde bir hesaplanmış alan sekmesi var. Normalde burada bir matematiksel hesaplama yapabiliyorsunuz. Ama burada bazen bu gelmiyor. Bununla ilgili bu problemi nasıl çözeceksiniz onu göstereceğim. Mesela bakın iki tane pivot tablo oluşturmanın elindeki listeden. Bu pivot tabloya geldiğim zaman hesaplanmış alan oluşturamıyorum. Bu pivot tabloya geldiğim zaman oluşturabiliyorum. Bunun sebebi aslında şurada tabloyu seçtiğinizde pivot tablo oluştururken şu veri modeline ekle sekmesine eğer işaretliyse bu veri modeline eklediği için hesaplanmış alana izin vermez. Hesaplamaya izin vermiyor. Bunun şöyle seçili olması lazım. Ve bu şekilde pivot tablo oluşturduğunuzda diyelim ki bu pivot tabloda hesaplanmış alanı görebileceksiniz. Aslında bu kadar basit ama bazen zaman alıyor bu tarz şeyleri çözmek. Hesaplanmış alan için de örneğin ben hesaplanmış alanım var. Alan oluşturmak istiyorum. Benim personel sayım bu. Ortalama net maaşım da bu. Buradaki personel listesine göre. Ben burada yaşa göre yaş başına düşen şeyi bulmak istiyorum diyelim ki. Ortalama net maaşı. Hesaplanmış alana geliyorum. Şu an alan 2. Yaşa göre maaş diyelim. Bunda diyelim ki şöyle bir hesap yapmak istiyorum. Ben toplam maaş bölü yaş. Aslında insanların yaşına göre şurada bakın direkt şey çıktı şöyle. Bakın şöyle gördüğünüz üzere şurası 900 olmuş. Bu 910 ne? Üretimde 6 kişi var. Ortalama 35 bin lira net maaşları var. Ve yaşa göre de daha erken yaşta daha çok aslında maaş alıyor. Yani 1 yaşına 30 yaşında birisi 30 çarpı 910 TL maaş alıyor gibi düşünün. Buradaki yaş şeyi onu gösteriyor aslında. Bakın şurada fark göstereceğim. Burada 20 kişi var. 30 bin lira net maaşı, 644 ortalaması. Burada ise 4 kişi var. 31 bin lira maaş bundan eksik olmasına rağmen yaşa göre maaşı düşük. Bu ne anlama geliyor? Yani burada satış mühendisleri daha gençmiş ama daha yüksek maaş alıyormuş anlamına geliyor. Hesaplamış anda bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. İyi günler.